Erdoğan Kılıçdaroğlu arasındaki resleşme, Hodri Meydan ve Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın bugün bir yanıtına dönük olarak sosyal medya paylaşımı yaptı. Twitter'dan bir mesaj verdi. Çünkü Kılıçdaroğlu özellikle terör başlığıyla, terör örgütüyle ilgili mesajların şöyle ortalığa saçıldığı günler itibariyle çok net mesaj veriyor. Erdoğan, sensin terörle yan yana olan, Kandil'in anahtarı sende diye. Ve Erdoğan terör örgütü elebaşıyla görüştü, görüştürdüğü makamlar, kişiler var dedi. Ve Erdoğan da bugün Kılıçdaroğlu'na res çekti. İspatla dedi. Ve Kılıçdaroğlu da o reste resle karşılık verdi. Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan. Sen teröristlerin hamisisin. Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT'de bu akşam, yarın ya da cumartesi karşıma çık. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim dedi Kılıçdaroğlu. Gerçekten çok yüksek tonda, çok sert bir mesaj ve hodri meydan Erdoğan'a. Erdoğan'a karşıma çık, televizyonda canlı yayında her başlığı konuşalım. Bu terörle ilinti, terörle yan yana olma, terör örgütünün destek mesajları, montajlı kumpas videolar, hepsini konuşalım ve millet de bir karar versin diye res çekti Kılıçdaroğlu. Erdoğan bugün katıldığı bir toplantıda dedi ki senin derdin başka. Şöhret olmak istiyorsun, sana şöhret olma fırsatı vermeyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu'nun başka derdi varmış. Kılıçdaroğlu şöhret olmak istiyormuş. Türkiye Cumhuriyeti ve Ana Muhalefet Partisi, Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı adayı. Şöhret olmak istiyorsun diyor Erdoğan. Gel çekinme, ikimiz de Er Meydanı'na çıkalım dedi Kılıçdaroğlu. Dün bütün Türkiye'nin yakından takip ettiği bir program yayınlandı. Babala TV. Ve Babala TV'de Kılıçdaroğlu'na sorulan soruların çoğunlukla terör örgütüyle ilgili olması, terör üzerinden gelmesi gündemi şekillendirdi. Kılıçdaroğlu sorulara sakinlikle yanıt verdi. 7 saatin üzerinde yapılan bir çekim ve 4,5 saate yakın bir program ortaya çıktı. Kandil'in anahtarı Erdoğan'da mesajını bir kez daha verdi Kılıçdaroğlu ve terörü lanetlediği açıklamaları video şöyle hazırlığıyla paylaştı. Ve o terörü lanetlediğinde IŞİD'den FETÖ'ye, PKK'dan El Nusra'ya, Hizbullah'a kadar terör örgütlerine dönük mesajları net oldu. Ardından da bir video daha izletti. Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili bir video. İşte resleşmenin belki de tavan yaptığı o paylaşımlar. Kandil'in anahtarı Recep Tayyip Erdoğan'da. Apo'yla konuşuyorlar. Ben bunu bilmiyor muyum? Mayıs ayında AK Parti milletvekili adayı Ensarioğlu. O söylüyor zaten. Ama suçlanan kim? Biziz. Ya akıl tutulması var. Babala TV'de bir video izletti Kılıçdaroğlu. Terörü kınamadığını söyleyenlere yanıt niteliğindeydi. Terörü lanetlediği, Erdoğan'ın da geçmişteki FETÖ, Öcalan sözleri yer aldı videoda. Masum insanları, askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi şehit edenlere karşı bizim duruşumuzda bir farklılık olabilir mi Allah aşkına ya? Olur mu böyle bir şey? Asla olmaz. Efendim niye bunu söylemiyorsunuz? Ya bir video var, onu seyredebilir miyiz? Elbette tabii ki. Kim terör örgütlerinin yanında durursa, kim onlarla beraber olursa, kim onların ayağına hakimi savcıyı gönderirse Allah belasını versin. Abdullah Gülen'le oturup konuşmadım. Beraber fotoğraf çektirmedim. Meşru bir organ, gayrimeşru bir organla masaya oturur mu? Terörle, teröristle oturacaksın masaya, sonra kalkacaksın CHP'yi suçlayacaksın. Bir de onlar ne dedi, bir de onlara bakalım. Başbakan Erdoğan bu sıla hasreti artık bitmeli sözleriyle Amerika'daki Fethullah Gülen'e dön çağrısı yaptı. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir. Hizbullah size göre bir terör örgütü mü? Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir. Gerçekten çok...
Devlet sürekli Öcalan'la görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı, cümlenin başında Öcalan, Demirtaş'ın açıklamalarından rahatsız demiştiniz. Devletin de böyle bir bilgi mi var? Var ki söylüyorum. Kandil'in destek açıklaması kime yarar diye sordu Kılıçdaroğlu. Kandil'dekilerin, oradaki teröristlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'ni veya Millet İttifakı'nı destekleyin diye açıklama yapması kimin işine yarar? Hiç düşündünüz mü? Oradakileri kim konuşturuyor? En son Salih Müslüm konuştu. O da destek verdi. Niye konuşuyorlar? Hangi gereçeyle bunları kim konuşturuyor? Kılıçdaroğlu YPGP'de sorusuna da yanıt verdi. Kırmızı halı seriyorlardı, devlet terörist görmüyordu o zaman. Biz de görmedik, şimdi terörist dedi. Şu anda terör örgütü. Çünkü devlet diyor ki terör örgütü. Baştan hayır, terör örgütü değil diyordu. Diyorum ya, bizim istihbarat örgütümüz yok. Devletin kurumları davet ediyor. Davet ediyorlar. Burada ağırlıyorlar. Üstelik gizli kapaklı değil, açık. Biz de kalkıp terör örgütünü davet etti diyemiyoruz. Ama şimdi terör örgütü diyor. Neden terör örgütü diyor? O zaman neden demedi onu bilmiyorum. Devlet terör örgütü olarak gördüğünde, ifade ettiğinde, vurguladığında, devlet kayıtlarına öyle geçtiğinde, devlet terör örgütü dediğinde biz de terör örgütü deriz, diyoruz da vurgusu yaptı Kılıçdaroğlu. PYD, YPG, Salih Müslim Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldiğinde özel karşılamalar söz konusu oldu. Göndere bayraklar çekildi, kırmızı halılar serildi. O dönem içerisinde PYD, YPG terör örgütü olarak ifade edilmedi. Devlet tarafından, hükümet tarafından PYD, YPG'ye bir terör örgütü vurgusuyla yaklaşılmadı. Salih Müslim birkaç kez Türkiye'ye geldi. Ve her gelişinde de VIP bir şekilde karşılandı, ağırlandı. Hatta Bahçeli o dönem Salih Müslim'in geldiğinde göndere çekilen bayrak için ortalığı ayağa kaldırdı. Ve devlet ne zaman ki YPG'ye terör örgütü dedi, Kılıçdaroğlu da ona vurgu yapıyor. Biz de terör örgütü dedik. Ama daha öncesinde devletin terör örgütü olarak ifade etmediği ya da o an için görmediği bir yapıya, devlete rağmen terör örgütü vurgusunu nasıl yapabilirdik? Çünkü adeta ikili ilişki var. O PYD, YPG'liler Cumhuriyet Bayramı'nda peşmerge olarak sınırımızdan silahlarıyla geçtiler. Dinlenme tesislerinde yediler, içtiler, faturayı Erdoğan ödesin dediler. Ve işte bu tartışmalar devam ederken Kılıçdaroğlu çok sert mesajlar verdi. Kandil'in anahtarı Erdoğan'da. Sen terörün hamisisin vurgusu ve bu resleşme. Şimdi bir video var, biliyorsunuz. Özellikle seçim, miting, kampanya bu alan içerisinde kullanıldı. Erdoğan miting alanında terör örgütü elebaşlarının olduğu videoyu göstererek, bakın bu önemli dedi ve o video üzerinden bir kampanya, bir algı ortaya konuldu.